Hayırlı günler, hayırlı sabahlar efendim. Bir Necmettin Nur Saçan'la Sohbetler programında daha sizlerle beraberiz. Bugün de İslamiyet'e ve sosyal hayata dair merak ettiğimiz ne varsa hocamız Necmettin Nur Saçan'a soracağız ve onun engin bilgilerinden faydalanacağız efendim. Bir kez daha programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Şükür elhamdülillah Ayşe Hanım. Allah iyilik versin. Şükründen aciziz. Davud Aleyhisselam bana hamd et deyince Rabbimiz, ya Rabbi nasıl hamd edeyim? Elhamdülillah dediğim için de ayrıca bir elhamdülillah demem gerekir. Musa Aleyhisselam'a da şükret ya Musa. Ya Rabbi, layık olduğum şükrü yapamam. Bu anlayışın şükürdür ya Musa. O yüzden biz de Rabbimizin, yani o Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya giderken okuduğumuz dualardan biri şu: Ma abetnâke hakka ibadetik, ma zekernâke hakka zikrik, ma şekernâke hakka şükrik. Ya Rabbi, sana hakkıyla kulluk edemedik, hakkıyla seni anamadık, sana hakkıyla şükredemedik ya Rab. Yani elhamdu alel ni'meti emanun li zevaliha. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmek o nimetlerin sigortasıdır. Kur'an başta bakın elhamdülillahi rabbil alemin diye başlıyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Ehli cennet Allah ile konuşacaklar ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun diyerek bitecek. Kur'an'dan sonra bizim Sahih-i Buhari diye bir eserimiz var. Onun tecrid-i sarihi Türkçemize kazandıran merhum Kamil Miras, 10 yıllık geceli gündüzlü çalışmayı şu sözlerle bitirir. Ya Rab, kerem et, niam senindir. Affeyle, bu müttehem senindir. Kulun nesi var elinde Allah? Hatta şu yazan kalem senindir. Öyleyse onun şükründen aciziz, ona hamd ediyoruz. Evet hocam. Peki, ne güzel, ağzınıza sağlık, sağ yüreğinize efendim. Sağlık hocam. Hamd etmeyi bilmemiz gerekiyor. Her daim aldığımız her nefeste, ya, attığımız her adımda şöyle bir baktığımız zaman tırnağımız bile hani en hafife aldığımız, uzadığında kesip attığımız tırnağımız bile ne kadar bizler için faydalı düşündüğümüz zaman aslında hamd edecek çok şey bulabiliriz hocam. Peki o zaman şöyle sorularımızla başlayalım. Her zaman söylüyoruz, Twitter'dan gelen sorularımız bazen program içinde yetişmiyor. Bir sonraki programa alıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Namazdan sonra cemaatin tokalaşması, musafaha yapması caiz midir diye sorayım hocam. Merak edilen bir soru. Efendim, bilhassa gurbetçilerimiz namazdan sonra bakıyorum, böyle sıradan diziliyorlar ve baştan sona kadar herkes birbiriyle tokalaşıyor. Bu tabii güzel bir şey. Sevgili Peygamberimiz, tesafehu yuzhibul gille an kulubikum. Tokalaşın, gönüllerinizden kin gider buyurmuş. Yani iki Müslüman rastlaşıp da tokalaştıktan sonra elleri daha biri birinden ayrılmadan kul hakkı dışındaki günahlarını Allah affeder buyuruyor. Ama bu güzel bir şey. Camimizde de yapılır. Camiden çıkınca da yapılır. Ama bunu namazın ayrılmaz bir parçası gibi algılamak doğru olmaz, değil mi? Diyelim ki birisinin işi var. Namazı kıldıktan sonra cemaati beklemeden gidecek. Vay, niye gitti bu adam, saygısızlık etti demenin yeri yoktur. Yani illa namazın bir parçasıymış gibi algılamamak şartıyla camimizde de rastlaşınca da tokalaşırız. Tabii insanların birbirlerine karşı sevgi akımı Ayşe Hanım. Evet. Bakın bu neyle olur? Selamlaşmayla olur, tokalaşmayla olur ve tebessümle olur. Tebessümü kefî ve çakîkı sadakatün lek. Mümin kardeşine tebessümün sadakadır.
hediyeyle olur. Tehadev, tehabbu. Hediyeleşin, birbirinizi seversiniz. Yani sa'il müslümat, Müslüman kadınlar, koyun paçası da olsa komşusuna, komşunuza ikram etmekten geri durmayınız. Ziyaretleşmek, vecebet muhabbeti lil mütehabbine fiyye. Benim için birbirini seven, benim için birbirini ziyaret edenlere benim sevgim hak oldu, ben de onları severim. Demek tek şartı namazın ayrılmaz bir parçasıymış gibi algılamamalıyız. Tamam hocam. Evet. Peki cemaatin çoğalması için cuma namazının geciktirilmesi uygun mudur hocam? Efendim mesele şöyle, bakın bütün namazların vakitlerini vahiy meleği Cibril Rabbimizden alıyor, getiriyor. Peygamberimize bir, ilk vaktinde kıldırıyor. İki, aynı namazı bir de son vaktinde kıldırıyor. Kim? Vahiy meleği Cibril. Cuma namazı öğlen namazının vaktinde kılınır. Öğlen namazının da ne zaman kılınacağı biliniyor. Öyleyse cemaat çoğalsın veya bütün bu fabrikada bulunanlar namaza katılma kolaylığı sağlayalım diye, yani cumanın vakti 12'de oluyorsa, bize uygun olan da diyelim ki 12 çeyrek geçe ise, yaparız bunu, caiz. Çünkü cuma namazı ne zaman kılınır? Öğle namazının vaktinde kılınır. Yani 12'de de öyle olmuş oluyor, 12 çeyrek geçe de, hatta 12.30'da da oluyor. Demek ihtiyaca göre onu planlayabiliriz. Peki hocam, uyuşturucu ticareti gibi, faiz gibi haram yollarla elde edilen mal sonrası, bu paranın miras olarak evlatlara kalması caiz midir? Onlar içinde haram teşkil eder mi? Bir kere Ayşe Hanım, ama uyuşturucu ticareti, ama faiz, yani haram yolla gelir, temin edelim mi? Sallallahu ya eyyühellezine amenu la te'kulu emvalekum beynekum bil batıl. Ey müminler, mallarınızı aralarınızda gayri meşru, meşru olmayan yollarla yemeyiniz. Canınıza kıymayınız. İnsanlar arasındaki ihtilaflar nereden? İşte böyle mala, cana saygısızlıktan, mal ve canla ilgili hukuka riayet etmemekten ileri geliyor. Bu ayette Rabbimiz demek ki bunlara dikkatimizi çekiyor. Helal yolu geniştir, harama ne lüzum vardır? Kabe'nin gölgesindeki dualarımızdan biri bu. Allahümme ağnini bihalalike an haramik. Ya Rabbi helalınla doyur, harama düşürme, amin. İtaatla tatmin eyle, isyana hacet kalmasın. Yağmurunun tipisinin, hikmeti var hepsinin, Mevlam rızık kapısının, kimin açar, kimin kapar. Mevci derya gibidir, esbaba sarf etsen nazar, rızık sebepleri deniz dalgası gibidir. Biri gider, bini gelir, tayfetül an ayn içre bak, gör, ne seyranlar ede olur. Yani bir göz açıp kapayıncaya kadar bak ki ne değişiklikler olur. Bir kapıyı bend ederse bin kapıyı eyler kuşat. Efendi Hazreti Allah Fatihül Evvab'dır. Kapının birini kapatırsa bin kapıyı açar. Ya Fatihul Ebvab'dır Allah. Bir cezaevi müdüründen dinlemiştim ben Ayşe Hanım. Hırsızlık suçundan mahkum birini huzuruma aldım. Bugüne kadar çaldığın paraların toplamı nedir dedim. Bir rakam söyledi. Şimdi ne kadarı senin yanında? Müdür bey, haramın binası olmaz derler ya. Tuz oldu, buz oldu, eridi, aktı müdür bey. Yüzümün kızarması
vicdanımın azabı yanıma ceba olarak kaldı diyordu. Hı hı. Evet. Şimdi asıl sizin sorumuza gelelim. Bu bunu hatırlattı bu da ya bak faiz ve uyuşturucu ticareti. Uyuşturucu ile yani bakın aileler yıkılıyor, sağlık bozuluyor. Dünya cennet dünya cehennem haline gelebiliyor. Evet. Yani ben para kazanacağım diye başka insanların zararına sebep olmuş oluyorum. Faiz de bakın Allah niçin haram kılmış faizi? Faizle gelir teminine alışan insan ticaret yapar mı? Yapmaz. Hı hı. Niye? Ticaret nedir? Kâra da zarara da ihtimali olan bir şeydir. Hı hı. Ama faiz öyle değil ki garanti. Size 10 lira verecek, 11 lira alacak. Peki demek ki ticarete mani, çalışmaya mani, yardımlaşmaya mani. Evet. Yani size diyelim ki 10 lirayı verecek, 2 ay sonra 10 lira olarak alacak. E burada benim ne karım var? Aslında karı var tabii de ama o manevi karı göremiyor o. Hı hı. İlla 10 lira verdim, 12 lira almalıyım diye o peşin ona bakıyor. Hı hı. O yüzden bakın halbuki insanların yardımlaşması lazım. Yani diyelim ki siz benden para istiyorsunuz, ev aldınız, sıkıntınız var. Ben de faiz istiyorum, olur mu yani? Zaten dardasınız. Şimdi faiz istiyorum, ister istemez siz benden her ne kadar o parayı alsanız da, faiz vermeye de razı olsanız da benim için hiç de iyi düşünmeyeceksiniz. Hı hı. İşte Allah o yüzden faizle münasebeti men ediyor. Hı hı. Hı hı. Ya faiz ateştir, yakar, yıkar. Rabbimiz bakın müminseniz faizden vazgeçin. Vazgeçmeyecekseniz, evet, فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve elçisinden buyurun savaşa. Allah Allah. Hı hı. Bu ne şiddet ya Rabbi ya. Evet. Hı hı. O yüzden sorunuza geliyor. Ben bugün sözü hep uzatıyorum herhalde Ayşe hocam, Hanım. Buyurun. Uyuşturucu ticareti ve faiz gibi haram kazançlar kişinin ölümünden sonra mirasçılarına helal olur mu? Soru buydu. Evet. Tamamı haramsa, sahipleri de biliniyorsa sahiplerine verilir. Onlar yoksa, sahipleri yoksa varislerine verilir. Sahipleri bilinmiyorsa fakirlere ve hayır kurumlarına verilir. Hı hı. Varisler fakirse faydalanabilirler. Fakir olmayanların yararlanması ise caiz değildir. Caiz değil. Tümüyle haram değil de helal ile haram karışıksa o mirasın, tümüyle haram değil de helal ile haram karışıksa ayrılması da mümkün değilse varisler paylaşırlar. Maddi durumu elverişli olanlar bu türlü para ve malı da almamalıdırlar. Hı hı. Evet. Peki. Efendim. Telefonumuz var hocam müsaadenizle. Peki efendim. Alo. Alo, merhaba. İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi günler. Hoş buldum. Buyurun. Hocam ben daha önceki programlarınızın birinde bir şey duymuştum. Buyurun. Büyük günahlar rızık kapısını kapatır demişti kendileri. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Sonra, doğru mudur? Büyük günahlar rızık kapısını kapatır. Doğrudur diye. Tamam. Hocam onay benim kalbime bir karaltı düştü. Yani hepimiz biliyoruz ki az buçuk günahlarımız var. Keza ben de aynı şekilde. Bir süredir de darlık yaşıyoruz. Hani gelirimiz yok değil. Elhamdülillah gelirimiz var ama nasıl diyeyim size? Olacak olan işlerimiz bir türlü olmuyor. Hı hı. Sürekli sekteye uğruyor. İşte atıyorum satılacak malımız satılmıyor. Yapılacak işimiz yapılmıyor. Son anda bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Olmuyor falan. Vesaire vesaire bu tür sorunlar yaşıyoruz bir süredir. Hı hı. Ve ben acaba diyorum hani bunların yaşanmasının sebebi benim daha önce yapmış olduğum günahlardan kaynaklanıyor olabilir mi? Ki keza olduğunu düşünüyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim? Bir duası, bilemiyorum, bir tövbesi,
ya da yapılması gereken bir icazet var mıdır, bunu soracaktım. Peki, teşekkür ediyoruz. Hocamıza hemen sorularınızı iletelim. Hocam, derken hanımefendi, büyük günahlar bereket kapısını, rızık kapısını kapatır demiştiniz daha önce. Siz de onayladınız, daha önce söylemişsiniz ve bizim son zamanlarda bir takım sıkıntılarımız oluyor. Tam bir iş olacakken bir sekte vuruyor. Tam bir mal satılacakken satılamıyor. Bereketsizlik yaşanıyormuş yani. Bununla ilgili bir Ayşan, tövbe. Evet, şimdi gelen sıkıntılar, problemler, musibetler. Şu üç ihtimalden biri dolayısıyla gelir. Bir, hakikaten günahlarımın bir dünyevi cezası şeklinde olabilir. Bir. Hı hı. Çünkü bir ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, size gelen musibetler ellerinizle işlediğinizin karşılığı olduğundan. Bir ayeti kerime böyle. Demek ki bundan olabilir. Bir. İmtihan sebebiyle وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Malınızdan, canınızdan eksiltiriz. Açlık ve korku ile sizi imtihan ederiz. Kim kazanır ya Rabbi? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sen sabredenleri müjdele. Yani demek imtihan için olabilir. Günahlarımın affı için olabilir, hı hı. Derecemin yükselmesi için olabilir. Mesela yani düşün ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlu denizde boğuluyor. Hı hı. Nuh peygamberin şu günahı var da ondan diyebilir miyiz? Diyemez. Değil. Peki bunun gibi Yusuf Aleyhisselam kuyulara atılıyor, cezaevlerine giriyor, İftiralara uğruyor, pazarlarda satılıyor, kardeş ihanetine maruz kalıyor. Bunlar hep günahımın karşılığı diyebilir miyiz? Öyle değil. Yani bunlar derecesinin yükselmesine bunlar sebep oluyor. Mesela sevgili Peygamberimiz, bakın, iki sevgili torunu Hazreti Hasan'la Hüseyin çok acı bir şekilde şehit olarak dünyadan ayrılıyorlar. Yani Hazreti Hasan'la Hüseyin'in haşa şu hataları vardı da ondan dolayı diyemeyiz. Ya çok yüksek cennet saraylarının verilebilmesi için dünyadan ayrılışın öyle olması gerekiyor. Hı hı. Peki bunu ben nereden bileceğim? Yani benim günahıma ceza olarak mı verildi bunlar? Günahımın affı için mi verildi, derecemin yükselmesi için mi verildi? Hı hı. Bunu ben nasıl anlayacağım? Anlayabilir miyiz hocam? Anlayabiliriz tabii şöyle. Eğer bu musibetten sonra bir artık gönlümü Allah'a çevirdiysem, bu illa suçumun karşılığı diye değil. Hı. Ya günahımın affı ya da derecemin yükselmesi şeklinde düşünürüm. Hı. Ama yine de ya Rabbi, böyle bir imtihanla karşılaştım ama benim hangi kusurumdan ya Rabbi diye düşünebilirim yani de. Hı hı. Ümitsizliğe de kapılmam. Cenab-ı Hak'tan ecir bekle. Müminin ayağına diken batsa derecesine sebep olur. Hanımefendi, bunalıma düşmesin. Eyvah! Bizim günahlarımız yüzünden işimiz rast gitmiyor. Olacak iş olmaz oluyor. Öyle demesin. Hı hı. Ayağına diken batsa Allah katında derecesinin yükselmesine sebep olur. Belki de öyledir. Ene indi zanne abdi bi. Ben kulumun zannına göreyim. Ümitsizliğe kapılmamalıyız. Hı hı. Yani deniliyor ki tokuç derdik ya eskiden, keçiye vuruldukça kıymetlenirmiş. Hı hı. Bazı musibetler insanın kemale ermesine, yücelmesine sebep olurmuş. İnne eşeddel belayı el enbiya, en ağır imtihana uğrayanlar önce peygamberler, sonra da derece derece salih insanlar. Peki hanımefendinin sorusunun sonunda tabii, dualar, tövbeler. Mesela bakın, zina yurisül fakir. Zina fakirliğe sebep olur. Hı hı. Bereket kalkıyor demek ki. Hı hı. Ve bir iş yerinde böyle bir şey olsun,
oranın beti bereketi gidiyor. Bakıyorsunuz ki o güzelim iş yerinde yeller esmeye başlıyor. Hı hı. O yüzden biz haramlardan, isyanlardan uzak durmalıyız. Tevbemiz, istiğfarımız, hayırımız, sadakamız da eksik olmamalı. Hı hı. Peki teşekkür edelim. Bir telefonumuz daha var hocam, tamam, müsaadenizle. Alo. Alo, hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz efendim, size de hayırlı günler. Buyurun. Hocama benim de bir sorum olacak. Dinliyoruz efendim. Hocam, bir hanım eşime aşık oluyor. Kalp gözünün açık olduğunu söylüyor. İşte rüyasında kalplerin birleştiğini söylüyor. Eşime hanım, kendisi de kadın, evli bir kadın. Çok dindar olduğunu söylüyor ama biz, eşim hanım, hiç inanmıyorum dindarlığına. Tamam, dindarlık sabaha kadar teveccüde kalkıyor. Her saat başında bize mesaj gönderiyordu kadın, gece sabaha kadar. Ondan sonra eşime kendini çok methetti. Eşimi çok övüyor. Sen işte Allah, kalbinde Allah yazıyor. İşte peygamberler seni ziyaret ediyor. Sen çok üstün bir insansın. Hep ikimizi görüyorum diyor. Eşimi hani kandıramıyor. Eşim de çok bilgili bir insan. Onun söylediklerine kanmıyor. Sadece nesihat edip onu dinliyormuş eşim. 7 ay bunu dinledi. Ve kadın da beni kötü görüyor. Hani eşimin güya, hani biz hiçbir şeysine inanmıyoruz. Çok yalancı bir kadın. Çünkü ben de kadınla telefonla tanıştım, konuştum, ne değil bu kadın diye. Kadın eşimle aramızda laf taşıdı. Benim söylemediğim lafları eşime söylüyor. Eşimin söylemediğini bana söylüyor mesela. Hani bu kadar böyle basit bir kadın olduğunu anladık. Ve köyden birisini de sorduk. Bu kadın güvenilir biri değil dediler. Maneviyatında Allah bilir sabaha kadar hani namaz kılıyor falan. Evli Allah'larla konuştuğunu söylüyor. Yani böyle olabilir mi? Ve işte biz bu kadınla, sonra ben kızdım. Bu kadınla irtibatı kestim. Eşim halen devam etti. Ben eşime de kızıyorum. Bu kadın beni psikolojik olarak çok üzdü. Hani bir gün benim olacak der gibi dua ediyor kadın. Hani eşimin onun olması için. Allah'ım yarabbim ya. Eşime bu günah oluyor mu? 7 ay o kadını dinledi de elinde tuttu. Hem umut vermiyor hem de 7 ay dinledi. Hı-hı. Ondan hocam, sonra ben çok psikolojik olarak çok bunalıma girdim. Hani çok kızdım bu kadından konuşma diye. O da ben ne yaptığımı biliyorum dedi eşim hani. Ben buna nefret ediyorum, sadece dinliyorum. İyi de kadın beni kötülüyor, beddua veriyor. Hani ben konuşup kadınla kızdıktan sonra kadın bana beddua vermeye başladı. Peki bir şey soracağım. Eşiniz o konuşmalardan sonra sizinle tersleşiyor mu? Aranızda sıkıntılar yaşanıyor mu? Bir soğukluk oldu mu? Var mı? Hayır, olmadı. Peki. Eşim hani benim yanlış anlamam için ses kayıtlarını bana dinletiyor kadının. Peki. Hocam ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Peki hocamıza bir soralım bakalım. Efendim, bu kadar saflığın yeri yoktur. Yani bir erkek, bir hanım, bunlar birbirlerine belli ölçüde saygı duyabilirler, sevgi duyabilirler. Hududu aşmanın yeri yoktur. Hı-hı. Yani senin kalbinde Allah yazıyor. Gönlünde şu var ve eninde sonunda benimle evleneceksin. Biz ikimizi görüyorum. Sen ne biliyorsun yani? Nasıl gayipten haber veriyorsun? Hı-hı. Yarın sen bir taraftan böyle kalbi görüyorsun ama diğer taraftan fesat çeviriyorsun. Evet. Bu adam evli biriyle, eşi var. Kendisi de evliymiş. Yani peki o dura dura nasıl evleneceksin? O bırakıp gidecek, sen onunla evleneceksin. Sen velilik yapayım derken şeytanlık yapıyorsun. Yani gönülleri kırmak, yuvayı yıkmak istiyorsun. Yani bir namahrem bir kadın olarak bunları söyleme yetkisinde de değilsin. Hem de yalan, gerçekle ve bilgiyle hiç değeri olmaz. Ama insan, o erkek nasıl diyor? Akıllı, bilgili erkek. Kocasının böyle olduğunu söylüyor da, ama insanoğlunun demek ki yalan dinlemeye de ihtiyacı var ha. Hı hı. Bu yalanları dinliyor. Seni şöyle seviyorum, sen şöyle değerli bir adamsın, kalbinde Allah yazıyor. Bu, nereden biliyorsun, nasıl okuyorsun sen bunları? Yani nasihat onun bu sözlerine... etmek için dinliyor. Efendim? Eşim nasihat etmek için kadını dinliyor diyor hanımefendi ama hani...
Ne yapalım? Canım eşi nasihat edeyim derken o bunu çalmak istiyor, gönlünü çalmak istiyor. Ha. Aslında niyet anlaşıldığı zaman kesin bir tavırla uzak durulması daha doğru değil mi? Yani efendim, bu sefer mahremiyet ölçüleri, bakın belli şeyleri konuşabiliriz ama onun ötesinde yani günün birinde seninle ben evlenmem. Böyle laf mı olur canım? Böyle şey mi olur ya? Yani. Yok böyle yanlış bu. Hanımefendi bak feraseti var, zekidir, tehlikeyi görüyor, anlıyor. Eşinin de sezmesi lazım, onu anlaması lazım. Öyle efendim. Hocam aynı zamanda diğer kadın da evliymiş. Hani bir taraftan kendi evliliği de var. İki tane evlilik var ortada. Yani hani mesela burada gerçi sürekli saklanması gerektiği konuşuluyor ama öbür adamın da belki de haberi yok. Belki de kesin i̇şte haberi yok. İşte demin söyledim ya, yalan bile hoşuna gidiyor yani. Yalan söz ama yoksa onun kesin tavır koyması lazım. Hanımefendi sen neden bahsediyorsun? Sen evlisin, eşin var. Allah seni eşinle mutlu etsin. Benim de eşim var gül gibi. Allah beni de eşimle mesut etsin. Seninle evlenmeyi... Şimdi olsa bile söyleme yetkimiz yok. Ne sen söyleyebilin ne ben. Böyle demesi icap eder yani. Tavır koyması icap eder. Evet. Peki Allah yuvanıza saadet versin efendim. İnşallah bir an önce bu sıkıntıdan da kurtulursunuz diyelim. Reklamlar ardından tekrar burada olalım. Ayrılmayın lütfen. Reklamların ardından programımız devam ediyor efendim. Telefonlarımız var hocam. Peki. Müsaadenizle alo diyelim. Alo. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı programlar. Teşekkür ediyoruz, hayırlı günler. Serdar Bey İstanbul'dan, buyurun. Evet, benim hocama bir sorum olacaktı. Dinliyoruz. Hocam, benim bir arkadaşım var, çok sevdiğim bir arkadaşım. Can dostum diyebileceğim biri. Çok eski zamandan beri arkadaşız. Yalnız bu arkadaşım bir süre önce yanlış yollara saptı. Dinden çıktı hocam, gayrimüslim oldu. Herhangi bir dini inancı yok, fende inancı da yok artık. Şimdi ben bir Müslüman olarak bu arkadaşımla, çok samimi arkadaşım, ilişkimi ne düzeyde tutmalıyım yani? Sürekli benim evime girip çıkan bir insan. Kendisi de iyi bir insan yani, biliyorum içini. Ama böyle yanlış yollara saptı hocam. Onunla arama mesafe koymalı mıyım yoksa eski samimi dostluğumuzu sürdürmeli miyiz? Hocam ne diyeceksiniz? Yani lütfen siz şöyle tatlı özetleyin bir daha. Tamam. En yakın arkadaşı tamam. Serdar Bey'in İslamiyet'i terk etmiş. İnancı yok artık. Hiçbir dine mensup değiller. Evime girip çıkıyor. Çok samimi olduğum bir arkadaşım. Çok eski bir arkadaşım. Benim bundan sonra onunla ilişkim hangi düzeyde olmalı? Dostluğum nasıl devam etmeli mi, etmemeli mi? Hangi ölçülerde olmalı diye size sorar hocam. Valla bence bu arkadaş, o çok sevdiğim dostum dediği arkadaş, affedersiniz sanki lağım çukuruna düşmüş. Şimdi bu da ne de olsa eski dostu, o çukurda bırakacağına oradan kurtarıp temizleme seferberliği olmalı. Bir Müslüman evladı nasıl irtidat edebilir? Yani elbette çevresine de vebal düşer, sorumluluk düşer. Ne için inkar ediyor? Bu kişiyi bu çamurdan, bu bataklıktan kurtarmak lazım. Diyaloğu kesmeden bir emek harcamalı, mesai harcamalı. Baktı ki çamur pek hoşuna gidiyor, pislik pek hoşuna gidiyor. Temizliğe gelmek, çıkmak niyetinde değil. O zaman mesafe koyabilir. Çok büyük ziyandadır. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu bir feryatla anlatılacak olaydır. Yani nasıl? Yani şimdi bu kişi şu anda tevbe etmezse ebedi cehennem yolcusudur. Evet. Nikahı da gitmiştir. Bugüne kadar yaptığı ibadetler de sil baştan olmuştur. Evet. Bu kadar ziyan. Bundan bir an önce vazgeçmesi, tevbekar olması lazım. Ve çevresindeki arkadaşları olarak da biz nasıl elinden tutmuyoruz? Bu adamın böyle yanmasına, bu kadar ziyana giriftar olmasına biz nasıl seyirci kalırız? Benim merhametim yok mu? Yani şu trafik kazası olmuş adam kanlar içinde yatıyor.
Ben de onu tercih etti. Öyle olur mu? Ben parçalanmalıyım onu. Bir an önce hastaneye götürmeliyim. Bir an önce sağlığına kavuşmak için elimden ne geliyorsa kullanmalıyım. Hı hı. Bu insanda öyle olmuştur. Yani şu anda mesafe koyma değil, şu anda onu kurtarma için seferber olmalı. Hı hı. Baktı ki yok, kurtulmak yok. Küfrü pek seviyor. O zaman hadi yollarımız ayrılıyor diyebilir. Hı hı. Peki teşekkür ediyoruz Serdar Bey. Var mı başka sorumuz? Yok, ben aldım cevabını. Teşekkür ederim. İyi programlar. Sağ olun efendim. İyi günler diliyoruz size de. Bir telefonumuz daha var tamam. Hocam. Alo. Evet, buyur. Buyurun efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size sağ olun. Buyurun. Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam ben 20 yıldır evliyim. Eşimle yalnızca kağıt üzerinde evliyiz. Eviyle ilgilenmiyor, çocuklarıyla ilgilenmiyor. Yani oğluyla ilgileniyor ama kızıyla ilgilenmiyor. 2 yılı aşkındır da konuşmuyoruz. Aynı evin altı, yani aynı çatı altındayız ama konuşmuyoruz hocam. Ben ne yapmalıyım hocam? Yani boşanmak istiyorum ama kızım buna karşı geliyor. Hani inat olsun diye evi bırakmayalım diyor ona. Ne yapmam gerekiyor hocam? Kızınız kaç yaşında bu arada? Kızım 19 yaşında hocam. Hı hı. Yani bir çıkar yolu bulamıyorum hocam. Ne yapmam lazım? Acaba yani çok değişik bir adam. Hiç kimseyle anlaşamıyor. Hiç kimseyi dinlemiyor. Ben buyum diyor. Allah bile gelse yukarıdan diyor. Ben değişmem. Benim huyum böyle diyor. Ben bu adamla nasıl ne yapabilirim hocam sizce? Şimdi şu sözden eve sonra ben çok ilaç da ilgilenmiyor. Hı hı. Peki. Yani konuşmuyor benimle. Çocuğumla konuşmuyor. Hı hı. Kızımla konuşmuyor da benimle de konuşmuyor. Oğluyla konuşuyor. Mesela eve bir çikolata getirdiği zaman oğluna getiriyor. Kendine getiriyor. Bana kızıma getirmiyor. Yani kızını da beni de istemiyor. Peki hiç konuşmayı denediniz mi? Sebebini sordunuz mu? Sebebini çok denedik. Araya aile girdi. Kesinlikle adam hiç kimseyi dinlemiyor. Ben buyum diyor. İşine gelirse diyor. Allah bile gelse diyor. Ben değişmem diyor. Benim huyum bu. Kapı burada diyor. Ben ne yapmam lazım hocam bununla? Evet. Şimdi, 19 yıldır bununla çekiyorum. Peki soralım hocamıza. Hocam burada benim dikkatimi çeken çok ağır bir söz var. Çok yakışıksız bir söz var. Evet. Allah gelse dinlemem. Yani Allah'ı tanımam, peygamberi tanımam. Vah vah vah. Şimdi hocam hiç kimseyi duymak istemiyorum ben. Kimsenin inancına hiç kimsenin söz hakkı yoktur. Hani kimse kimseye Müslüman değildir diyemez biliyorum ama bir takım sözler de insanı dinden çıkarır. Bu da o cins sözlerden biri değil mi hocam? Yani öyledir de yani biz hep yani ümit var olup iyiye yorumlamak öyle demedi, şöyle demedi demek istedi gibi yani son noktaya kadar daha ümit. Herhalde din dışına çıkmadı. Öyle düşünmek lazım. İmam-ı Azam Hazretleri bir adamın kafirliğine dair 99 delil varsa onları görmeyin. İmanına dair bir delil varsa onu görün ve ona mümin deyin buyuruyor da. O yüzden. Şimdi siz söyleyen kişinin arkasından yumuşatmak adına söylemeniz gerekeni söylüyorsunuz beyefendi de buradan duyuyorsa ya da izle7.com'da bizim kayıtlarımızın tekrarları var. Oradan bir şekilde izleyebilirse bu programı. Tabii. Orada beyefendinin de öğrenmesi açısından veya bu hataya düşen birçok izleyicimiz de vardır. Onlara da en azından altını çizmekte fayda gördüğüm için bu konuyu söyledim yani ama hocam. Yani kurcalarsan, okunaklı hale getirirsen, yani ben Allah'ın emrini de dinlemem. Peygamberin emrini de dinlemem anlamına geliyor değil mi? Evet, kurcalarsak ama yani ben kurcalamıyorum. Peki üzerine hocam. Açmıyorum peki üzerine. Hocam. Ki adamı imansız yerine koymuş olmayalım. Hı-hı. Ama bir derin bir gaflet olduğu, cehalet olduğu şüphesizdir. Hayat arkadaşı, çocuğunun annesi 19 seneden beri, 20 yıldan beri bir aradasınız. Yuvada sevgi yok, huzur yok. Cehennem hayatı, hapishane hayatı yaşanıyor. Hı hı. Ya gülerek yaşamak dururken, mutlu olmak dururken, hayatı cennete çevirmek dururken
cehennem hayatı yaşanıyor. Hı hı. Buna nasıl tahammül edilir? Bu evliliğin zaten fiilen boş gibidir. Hı hı. Resmen evet. Evli, fiilen boşanmış gibidir. Kağıt üzerinde evliyiz sadece diyor. Ne anladık böyle evlilikten? Yani tabii yani evlenmek, boşanmak hemen basit olsun demiyoruz ama evliliğin amacı da gerçekleşmiyorsa mutluluk yok, birbirine yar ve yardımcı olma yok, hı hı. Çekilmez bir yük, bir çile. Öyle olunca hadi yollarımızı ayıralım diyebilir ya. Hı hı. Peki var mı efendim başka sorumuz? Yani ayrılalım mı diyor hocam. Şimdi hocamın ayrılalım mı sözünüze evet ayrılın diye cevap vermesi çok zor. Yani tabii. Ayrılalım mı diyor. Ama ya. Hocam hani söyledi. Çok çekilmez bir durumsa kimse kimseyi zorla evlenmeye de evliliğinize devam edin diye bir telkinde bulunamaz ama çekilip çekilmeyeceği yani o sizin... Acaba eğitilemez mi? Bu bey yola getirilemez mi? Nasihat. Ed-dinun nasihat. Din nasihattır. Yani bakır kabı kalaylarsan ondan istifade eden. Kalayı çıktıysa zehirler. Yemek koysan bozulur. Hı. Olmaz. Yani şimdi terbiye. Terbiye ile bakın eğitimle tarladaki otu getir saksıya koy çiçek oluyor. Saksıdaki çiçeği götür tarlaya koy ot oluyor. Adam olmaz gibi gördüğün adam adam oluyor. Hı hı. Yani o bozuk huyu gidiyor, düzeliyor. Olgun eşkıyadan evliya çıkıyor. Adam eşkıya. Hı hı. Ama bir de bakıyorsun ki evliya oluyor. O yüzden biraz emek harcanmalı. Bu bey nasıl ıslah edilir? Nasıl düzeltilir? Nasıl bu yuva mutlu olur? Yani illa hemen peşin hazır boşanma değil de yani geriye gitmeden çok ileriye gitmeyi bir düşünmek, araştırmak. Hı. İleri gitmek mümkün olmuyorsa o zaman o düşünülebilir. Hı hı. Peki teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. İyi günler diliyoruz. Bir sonraki telefonumuza cevap verebiliriz. İyi günler diliyoruz efendim. Buyurun. Alo, iyi günler. Alo. Size de efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bir sorum olacaktı da. Buyurun. Evlenecek olan kişilerin görüşmeleri nasıl olmalı? Evlenecek olan kişilerin görüşmeleri nasıl olmalı diye sorarlar hocam. Yani üçüncü kişilerin giremeyeceği tenha yerde olmamalı. Hı hı. Yani rahat herkesin görebileceği bir yerde olmalı. Hı hı. Evet yani mahremiyet ölçülerine, kayıtlarına riayet etmek şartıyla evlenecek olan kişiler görüşüp konuşabilirler. Görüşüp konuşabilirler. Tamam. Peki mahremiyet sınırları içerisinde der hocam. Var mı başka sorumuz? Teşekkür ederim. İyi biz yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz efendim. Hocam o zaman şöyle sorularımıza devam edelim müsaadenizle. Tabii. Peygamber Efendimizin cenaze namazını kim kıldırdı? Mübüvvet mührü nedir diye ya da onu sonraya aktaralım. Buyurun hocam. Efendim sevgili peygamberimiz vefat buyurunca malum bir şaşkınlık yaşandı. Niye? Müminler çok üzüldüler. Çünkü sevgili peygamberimizi pek seviyorlar. Hı hı. Hazreti Ömer Efendimiz de sevgisinden öyle ileri gidiyor ki münafıklar o arada dediler ki biz demedik mi bak peygamber olsaydı ölmezdi. Hazreti Ömer de şöyle bir yorum ya peygamber ölmedi. Musa Aleyhisselam'a da böyle bir baygınlık gelmişti. Peygamber'e de baygınlık geldi. Öldü diyenin başını uçururum. Hazreti Ömer böyle diyor. Yani Hazreti Ömer'in mi dediği doğru? Peygamber öldü deniliyor, o mu doğru? Müslümanlar da böyle bir sıkıntı içinde, keder, müthiş. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de yakın bir yere gitmişti. Ona bir atlı koşturuyorlar. Hı hı. O geliyor. Sevgili Peygamberimizin şimdiki bulunduğu yerde mübarek naaşının üzerindeki perdeyi kaldırıyor. Nur fışkıran alnından öpüyor. Anam babam feda olsun. Mematın da hayatın kadar güzeldir. Ya Resulallah dedikten sonra kapatıyor. Hazreti Ömer hala elinde kılıç.
Peygamber ölmedi, öldü diyenin var. Ömer bırak sen, tamam. Bu zeki insan acaba nasıl konuşacak? Ey insanlar, içinizde Hazreti Peygamber'e tapan varsa bilsin ki o vefat etmiştir. Allah'a kulluk eden varsa bilsin ki Allah diridir, ölümsüzdür. Peygamber ölür veya öldürülürse ökçeleriniz üzerine geri mi döneceksiniz? Ey Peygamber, senden önce hiç kimseye ebedi yaşama hakkı vermedik. Sana da bu hakkı vermedik. Bir gün olacak, sen de öleceksin. Sana dil uzatanlar da ölecek. Ayetlerini okuyor Hazreti Ebu Bekir. O ayetleri Hazreti Ömer de biliyor ama o anda aklına gelmiyor. Bak ayet tekrar edeyim. Lütfen. Ey Peygamber, senden önce hiç kimseye ebedi yaşama hakkını vermedik. Sana da vermedik. Bir gün olacak, sen de öleceksin. Sana dil uzatanlar da öleceklerdir. Peygamber ölür veya öldürülürse ökçeleriniz üzerine İslam'dan geri mi döneceksiniz? Sadece kendinize zarar vermiş olursunuz. Bu ayetleri dinleyince Hazreti Ömer, Ebu Bekir, sen ne akıllı adamsın yahu. Allah senden razı olsun. Münafıklar ne diyordu? Peygamber olsaydı ölmezdi. Peygamber olan ölmez diye cihanda bir kural yok demek ki. Allah bunu peygamberine bildirmiş, peygamberi de ümmetine bildirmiş. Bunu biz de biliyoruz ama o keder anında Hazreti Ömer'in aklına gelmiyor o ayet. Hazreti Ebu Bekir'in aklına geliyor, o böyle söylüyor. Ve taşan süte su döker gibi sükunet bulunuyor. Şimdi sizin sorunuz, Peygamber Efendimiz'in cenaze, tabii gasil işi de yapıldıktan sonra sevgili Peygamberimizin cesedi o Ayşe annemizin odasında bir sedirin üzerine konuluyor. Önce erkekler, sonra kadınlar, sonra çocuklar ayrı ayrı Efendimizin namazını kılıyorlar. Birer birer, ayrı ayrı. Yani bir imam öne geçip de cenaze namazını kıldırmıyor. Sevgili Peygamberimiz hayatta imamımız olduğu gibi vefatından sonra da imamımızdır. O yüzden herhangi birisi öne geçip de siz ey cemaat arkada toplanın, namazını kıldıracağım şeklinde olmuyor. Hı. Ayrı ayrı kılınıyor. Hı hı. Peki hocam, telefonumuz var müsaadenizle. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz efendim. Size de hayırlı günler. Hocama bir sorum olacaktı. Şey soracağım. Biz arkadaşlarımızla kendi aramızda gün yapıyoruz. Bir tane arkadaşımız şans oyunlarından kazandığı parayla girdi. Biz bunu biliyoruz. Ama hani bunun günahı var mı? Hocamıza sormak istiyorum. Şans oyunlarından kazandığı parayla güne girdi. Günde sanıyorum belli miktarda para karşılığı yapılan bir gün. Doğru. Peki. Hocam birkaç arkadaş aralarında gün yapmışlar. İşte bir gün onda para toplanıyor, bir gün diğerinde. Bir arkadaşımız da bu güne katılırken haram yolla kazandığı, şans oyunlarından kazandığı parayla güne girdi. Biz de bunu biliyoruz. Bize günahı var mı diye sorar. Şimdi o arkadaşın parasının tamamı herhalde haram değildir. Yani haramla helal karışık ise bize getirdiği helalındandır diye düşünebilirler. Ve öyle olunca o kullanılabilir. Tamamı haramındansa o zaman olmaz. Evet. Peki. Var mı efendim başka sorumuz? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun hocam, iyi günler. Hocam yalnız şu kafama takıldı. Aslına bakarsanız belli bir miktar var. Misal veriyorum 100 lira. Herkes 100 lirayı aslında kendi parasını biriktirmiş oluyor aslına bakarsanız. Doğru. Yani ben size veriyorum. Onda şüphe yok Ayşe Hanım. Onda şüphe yok da arkadaş şans oyunundan elde ettiği parayı getirdi. Soru böyle oldu tamam, değil mi? Tamam.
Tamam. Aha. Ama biz onu söylemese bari, onu söyleyince bunlar da tabii haklı olarak tereddüt ederler. Hı-hı. Ancak bunlar şöyle düşünürler. Herhalde ondan değil de öteki helal parasından koydu gibi. Hı-hı. Hı-hı. Ben de mesela o kişinin getirdiği yola değil de kendi birikimim olarak bakarım. Çünkü her hafta kenara para atmaktır aslında bakarsanız. Doğru. Gün haftada bir mi yapılıyor, iki haftada Doğru. veya ayda bir. Ama peki teşekkür ediyoruz o zaman. Var mıdır başka telefonumuz? Alo. Yok. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm, hayırlı programlar olsun inşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Benim hocama bir sorum olacaktı. Erkeklerin altın kolye yüzük takması dinen doğru mudur? Peki soralım hemen. Hocam erkeklerin altın, yüzük, takı, kolye takması günahdır. Altın ve ipekli Efendimiz eline alıyor. Ümmetimin erkeklerine haram, hanımlarına helal kılındı bu iki şey. Altın ve ipekli erkeklere haram, hanımlara helal kılındı. Ama nişan yüzüğüne cevaz veren ulema da var. Nişan yüzüğü değil, belki de süs içinse ondan da sakınmak lazım. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler diliyoruz. Şimdi reklamlar, ardından tekrar burada olalım. Reklamların ardından programımız devam ediyor. Hocam telefonlarımız var. Peki efendim. Alo. Alo, buyurun. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Benim hocama bir sorum olacaktı. Biz yatsı namazını bazen ben kendim böyle cemaate gitmediğim oluyor, yorgun olduğum oluyor ya da kaçırdığım oluyor cemaati. O yüzden geceye bırakıyorum. Özellikle saat 3-4 civarı imsak öncesi kalkıyorum. Hem namazımı kılıyorum yatsı namazını hem de teheccüd kılıyorum. O da bahanesi oluyor yani benim için daha iyi oluyor biraz da ne bileyim. Tabii ne kadar doğru yapıyorum onu da bilmiyorum. Doğrusunu hocamdan öğrenmek için aramıştım. Bir ikinci sorum da sorabiliyorum değil mi? Vakit buyurun, var mı acaba? Buyurun dinliyoruz. Bir ikinci sorum da epilepsi hastası bir kardeşim var benim. Namaz kılmayı çok istiyor. Aynı zamanda 10 senedir kılmaya çalışıyor kıldığı kadarıyla. Yalnız nöbet anında namaz anında bazı nöbetleri oluyor böyle küçük küçük de olsa. Sonra namazın nerede kaldığını anımsayamıyor. Bazen şaşırıyor. Ben de ona diyorum ki yani sadece farzını kıl diyorum. Hiç olmazsa bir an önce hani bitirmeye çalış namazını ki daha çok sıkıntılı olmasın diyorum. Ne kadar doğru diyorum. Bir de namazı ne kadar kısaltabilir onu sormak istemiştim ben. Peki kardeşinizin sıkıntısını tekrar eder misiniz? Anlayamadım. Anladım ben anladım. Ha, epilepsi anladım, tamam epilepsi. Anladım. Tamam. Epilepsi. Evet, epilepsi tamam. Tamam onu duyamamıştım. Hocam ilk soru sizin... Anladım. Müsaadenizle başlayalım. İlk soruyu anladım ben. Yatsıda zamanında kalkmıyorlar. Ayşe Hanım şunu söyleyelim. Bir kere sevgili Peygamberimiz yatsı namazını cemaatle kılan kişi o gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Sabah namazını da cemaatle kılarsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir. Yatsı ve sabah namazlarında ne feyzü bereketler olduğunu bilseydiniz emekleyerek de olsa cemaate gelirdiniz. Buyuruyor. Yani hadi dediği doğru. Yorgun. Gidemedi. Yani cemaate gitmeme sebebi midir o da? Evet bir sebebidir. Ama bari evinde kendi kıldırsaydı. Hı hı. Hanımefendi ve çocuklar cemaat olsaydı da kendi kıldırsaydı 27 derece fark var. Yani münferiden kılacağına cemaatle kılsaydı daha iyi. Şimdi gelelim kendi sorusuna. Kendi sorusu ama şunu iyi bilmesi lazım. İmsak dakikasını geçirmeden yatsıyı kılması lazım. Hı hı. İmsakı geçirdikten sonra hatta imsak olmadıysa teheccüd de kılabilir. Teheccüdü kılabilir. İmsak olduysa arzu ederse sabah namazını da kılabilir. O yüzden o imsak oldu mu olmadı mı? Onu da iyi bilmemiz icap eder. O yüzden evlerimizde bir takvim bulundurma mecburiyeti vardır. Hı hı. İkinci sorusuna gelince epilepsi kardeşinin namazı kılması yapabildiği kadarıyla yapsın. Yani sünneti de kılsın, farzı da kılsın. Yani onun
eksik kılıyor, şöyle ediyor, onlara pek aldırış etmeyelim. Hı. O haliyle kılsın inşallah. Beyefendi evet. Der ki ama ben işte farzlarını kıl sadece diyorum. Çünkü nöbet geldiğinde unutabiliyor nerede olduğunu diyor. Unutsun, sorumlu olmaz ya. Sorumlu olmaz tabii. Peki. Ya. Peki. Allah afiyet versin, şifa versin. Amin. Ne güzel. Amin. Evet amin. Efendim. Teşekkür ediyoruz, iyi günler diliyoruz. Bir telefonumuz daha var tabii hocam. Tabii efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Alo. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz efendim, teşekkür ediyoruz. Sizi sormalı. Ben de iyiyim, çok şükür. Benim hocama bir sorum olacaktı ama. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Ben görme engelliyim, hassızlık yaptım da. Hı hı. Bir toplantıya gitmiştik, bir cuma toplantısına gitmiştik. Hı hı. Bana dediler ki, Kur'an oku dediler, Kıyamet Suresini okudum. Hocam ondan sonra Kıyamet Suresini okuduğum vakit bir iki tane yanlışım çıktı ama oradan da söylediler tabii ki. Yanlışlarımı söylediler. Oradan birisi dedi ki bunu okuduğu Kur'an-ı Kerim olmaz dediler. Bu ne kadar doğru acaba? Olur mu olmaz mı? Ben onu soracaktım ama. Hanım kızımız şimdi görme engellisi değil mi? Evet hocam. Evet. Kulumun iki sevgilisini alırım. O da sabrederse ona vereceğim şey cennettir. Sevgili kızımız, Cenab-ı Hak dünyadaki kirli şeyleri görmeyesin. Kalbiniz, ruhunuz saf, tertemiz kalsın diye herhalde böyle olmuş. Ne güzel ki Allah'ın kelamını da öğrenmişsiniz. Öyle hata hepimizin oluyor. Bakın biz çocukluktan beri okuyoruz, haşır neşir oluyoruz Allah'ın kelamıyla. Bizim de hatalarımız oluyor sevgili kızımız. Ondan dolayı da hiç alınmayın. Ama çok okuyan güzel okur. Güzel okudukça da zevk alır. Men erade en yükellime rabbahu fel yakra'ul Kur'an. Allah ile konuşmak isteyen Kur'an okusun. Siz gönül gözünüzle Allah'ın ayetlerini görüyorsunuz. Allah'a gönlünüzü bağlıyorsunuz. Bu sizin için ne kadar güzeldir. Sakın iki tane yanlışım çıktı, okumam doğru değildir demeyin. Okumaya devam. Hatalarımız da çok okudukça azalır, hiç hale gelir. Zorlukla Kur'an okuyanın sevabı iki kattır buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Hı hı. Sevgili kızımız hiç moralinizi bozmayın, yolunuza devam. Peki efendim, var mıdır başka sorumuz? Efendim? Bir de ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Bir de yanlış şeyden okuyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'den okuyorum. Bir tarz Kur'an'ım var. Ondan okuyorum. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'den okumak olmuyor senin için. Sen ezberi okuman gerekiyor diyorlar. Bu doğru mu? Yanlış mı? Doğru mu acaba hocam? Hanım kızı, bir de onu öğrenmek istiyorum. Sevgili kızımız senin nasıl kolayına geliyorsa öyle. O yüzünde de okuyabilin. Aynen o senin o özel Kur'an-ı Kerim'den. Ondan da okuyabilin parmaklarınla. Ezberinden de okuyabilin. Her ikisi de caizdir sevgili kızımız. Hı hı. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler diliyoruz size. Bir şey değil. Ben bir de size hadis söyleyebilir miyim acaba? Buyurun. Zamanınız var mı? Buyurun söyle. Buyurun. Tamam. Ve an Ebi Hureyre'te Abdurrahman İbni Sahra ziyallahu anhu gale. Gale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem innallaha teala la yansur ila suverikum ve la ila suverikum ve la ki yansur ila gulubikum. Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sakh şöyle rivayet etmiştir. Allah, kesinlikle Allah'ın kalplerinize ve suretlerinize bakmaz fakat kalplerinize bakar. Müslim rivayet etmiştir. Hı hı. Güzel okudun. Çok doğru. Yani Allah Allah demek evet. ki sizin şekillerinize, mallarınıza değil, gönüllerinize bakar. Yani gönüllerimiz kalbi selim olsun inşallah. İnşallah. Sevgili i̇nşallah. Kızımız. İnşallah. Allah yani Kur'an'la gönlümüzün baharı etsin Kur'an'ı. Amin evet. inşallah. Teşekkür i̇nşallah. Ediyoruz. İnşallah hocam. Bir isteğiniz var mı hocam? Duamız var, teşekkürümüz var, tebrikimiz var. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun efendim. İyi günler diliyoruz. Bir telefonumuz daha var tamam, hocam. Tamam. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler, iyi cumalar. İyi teşekkür günler. Ediyoruz. Size de iyi günler hayırlı diliyoruz cumalar. Efendim. Buyurun İzmir'den izleyicimiz. Hocamız karşımızda herhalde. Dinliyoruz ya. Efendim sizi. Buyurun. Hocamız duyuyor. Ha. Buyurun efendim. Evet, hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam ben maddi ve manevi evlilik düşünüyordum. Kızımla beraber yaşıyorum. Ondan sonra ya evleneceğim diye şimdi beraber kalıyorum ben. Yani eşim gibi. Ama çok da böyle sohbetlere gidiyorum, okuyorum, kılıyorum. Yani ben ondan nikah istedim, daha zamanı var diyor. Ben de hiç bu yönden rahat değilim. Acaba bana günah olur mu? Ben hep yani hani bir kötü anlamda beraber kalmıyorum hocam. Sorunuz... Onu soracaktım size. Bunun bana bir vebali olur mu? Çok korkuyorum. Size neyin vebali olur mu? Ben evlenmek istiyorum dediniz yanlış anlamadıysam. Doğru mu anladım? Ha, evlenmek istiyorum da şimdi beraber kalıyorum onunla. Çünkü maddi durumum hiç yok. Ha. Onun için bana yardım ettiği için ben de nikah istiyorum. Hep daha sonra diyor. Başım gibi ben yani hep huzursuzum, rahatsızım öyle olduğu için. Onu soruyorum. Hocam. Bana zararı olur mu, ona mı olur sadece? Şimdi hanım kızınız bakın nikah düşen bir erkekle hanım dinimize göre üçüncü şahısların giremediği bir yerde tenhaca kalmaları caiz değildir. Yani velev ki herhangi bir cinsi yakınlık olmasa bile o tenha yerde kalmaları caiz değildir, helal değildir. O yüzden siz haklısınız. Ya nikahlanırsınız, o zaman bir arada kalırsınız. Ya nikahlanacağım vaadiyle bir arada kalalım, olmaz. Bu yanlıştır. Yanlış bu. Hı hı. Olmaz. Dinimiz onaylamaz bunu. Hı hı. Peki, var mı efendim başka sorumuz? Maddi durumum yok. Onun için mecbur kaldım hocam. Ona ben ama çok ısrar ettim. O yapmadı. Daha sonra diyor. Bunun için biraz rahatım ama bilmiyorum artık Allah'ım. Hanım kızım ama bak bu bir kere helal değildir. Anladım. Yani Allah buna razı değildir. Böyle olunca bu çıkmaz sokaktır. Arkasından bu iş hangi zararları getirir onu şu anda söylemek mümkün değildir. Haram mıdır bitti öyleyse ondan ne yapıp sizi yaratan sizin barınacağınızı da sizin rızkınızı da temin eder. Meşru yoldan onu aramak lazım. Hı hı. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler diliyoruz. Peki, hocam Twitter'daki sorulardan bir tanesi dikkatimi çekti. Az önce böyle tamam. Helal para, haram para, şans oyunları diye konuştuk. Yine buna benzer bir sorumuz var. Daha önce gelmiş sorulardan bir tanesi. İyi yayınlar hocam. Abime şans oyunundan para çıktı. Bana da 5000 lira borcu vardı. Bu paradan bana borcunu ödedi, helal midir diye sorar izleyici. Şimdi abisinin bütün malı haramsa işte o zaman dikkat etmek lazım. Yok haramla helal karışıksa o sorumluluk abisine ait olur, kendi alacağını alır. Hı hı. Peki teşekkür ediyoruz o zaman. Nübüvvet mührü nedir diye sorayım mı hocam? Kaldığımız sorumuz oydu. Evet şimdi... Devlet evrakını onaylamak için sonuna bir mühür basılır değil mi? Evet hocam. Mühür basılır. Hı hı. Yani ilk peygamber Adem aleyhisselam, son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselam. Bu ikisinin arasında binlerce peygamber gelip geçmiştir. Peygamberlik müessesesi, sevgili peygamberimizle sona ermiştir. Peygamber Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin sağ elinde peygamberlik mührü olur idi. Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ise sırtında iki kürek kemiği arasında güvercin yumurtası büyüklüğünde ipek mendil üzerine işlenmiş gibi peygamberlik mührü oldu. Rabbimiz de ayetiyle sallallahu aleyhi ve sellem ma kana Muhammedun eba ahadin min ricalikum Hazreti Muhammed sizden hiçbirinizin babası değildir.
Lakin o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Hatemün nebiyyindir. Yani evrakın sonuna basılır değil mi mühür? Hı hı. Peygamberlerin sonuncusudur. Hatemün nebiyyindir Efendimiz. Evet efendim. Öyle inanıyoruz. Yani peygamberlik mührü de budur. Peki. Peki hocam, Peygamber Efendimiz ümmi miydi? Okuması, yazması var mıydı? Size sorsam. Efendim, güvenilir kaynaklar sevgili peygamberimizin ümmi oluşunda ittifak halindedirler. Hı hı. Ayeti kerime bakın Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma kunte tetlu min qablihi min kitabin ve la tahuttuhu bi yeminik. Ey peygamber, sen bundan önce kitap okumazdın. Elinle de yazı yazmamıştın. Eğer böyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Daha önceki semavi kitaplardan okudu, Kur'an-ı Kerim'e geçirdi derlerdi. Demek ümmi olmak bizim için şeref değildir. Hı hı. Ama peygamberimiz için şereftir. Yani bakın Kur'an, yani edebi özelliklerini inan inceleyin değerli seyircilerimizin de dikkatini çekerim. Hı hı. Yani bir ayeti kerimeyi böyle edebi inceliğiyle araştırmaya başladıkça hayran oluyorum. Yani inan derinleştikçe imanım kuvvetlenir. Bu mümkün değil. Bu beşer eliyle, hele okuma yazma bilmeyen eliyle olmasına hiç imkan yoktur. Hı hı. Tamamen ilahidir. Ve Rabbimiz tenzilü min Rabbil alemin, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bu kitabı biz indirdik, biz. Biz koruyacağız, biz. Şu tekitlere bakın ya Rabbi. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bu kitabı biz indirdik, biz. Biz koruyacağız, biz. Kaç tane tekit var bakın. Yani yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Onlar hüf demekle Allah'ın nurunu söndüreceklerini sanıyorlar. Allah ise nurunu tamamlamak istiyor. Yüzyıllar önce Kur'an geliyor. Okuma yazma bilmeyen deve çobanı etkileniyor. Hı hı. İlim dalında otorite olan kişi de etkileniyor. Bugün feza çağına geldik. Okuma yazma bilmeyen kişi Kur'an'dan etkileniyor. İlim dalında otorite olan kişi de etkileniyor. Bu Kur'an'a mahsus bir şeydir bu. Yaşayan mucizedir, yaşayan. Yani bir asırda Ayşe Hanım neler değişiyor, neler... Siz çocukluğunuzdan bugüne bir düşünün. Hı hı. Ulaşımda neler oldu, iletişimde neler oldu, aydınlatmada neler oldu, tedavide neler oldu. Aman ya Rabbi. Yani birisi çıkıp da diyemiyor. Kur'an şöyle söylüyor ama o demode oldu. O eskidi artık o. Öyle bakılmıyor o işe. Kur'an dün böyle söylüyordu. Onun değeri kalmadı. Hayır, böyle denilemiyor. Hatta dün anlayamadığımız ayetleri ilmin ışığında bugün çok daha iyi anlıyoruz. Hı hı. Yani o yüzden bakın Peygamberimiz Efendimiz hukuk tahsili yaptı mı? Ekonomi tahsili yaptı mı? Sosyoloji tahsili yaptı mı? Ama beyanlarına bakıyorsunuz, getirdiği kitaba bakıyorsunuz, hukukun da, ekonominin de, sosyolojinin de zirvesinde. Evet. Demek ki bir mektebe oldu ki müdavim, Allah idi zatına muallim. Eddebeni Rabbi fe ahsenete edibi. Beni Rabbim terbiye etti, ne de güzel terbiye etti. Peygamberimiz okumak için, yazmak için gelmedi. Okutmak için, yazdırmak için geldi. Onu dinleyenlerden muzaffer komutanlar, otoriter ilim adamları, muzaffer devlet adamları, muvaffak devlet adamları yetişmiştir. Evet efendim. Hı hı. Okumak için değil,
okutmak için, yazmak için değil, yazdırmak için gelmiş. Peygamberimiz cevami'ul kelim, bedai'ul hikem idi. Ne demek o? Az, öz, veciz. Öyle kısa hadisi şerifleri var ki atasözü gibi. Aman ya Rabbi. Bakın bakın bir güneş tutulmasında ne yorumlar yapılıyor değil mi? Ne yorumlar yapılıyor? Ama sevgili Peygamberimiz güneş tutulduğu gün oğlu vefat etmişti. Cemaat ne diye yorum yapıyor? Bugün Peygamber Aleyhisselam'ın oğlu vefat etti de ondan güneş tutuldu. Efendimiz nasıl izah ediyor? Ay ve güneş Rabbimin kainatı idare kanunları gereğince hareket eder. Kimsenin ölümü, doğumu münasebetiyle tutulmazlar veya deprem işareti olarak tutulmazlar. Ama aydınlatan güneş bir gün olup aydınlatmaz olacak. Rabbimin kainat çapında kudreti tecelli etmiştir. Kullara düşen o kudretin sahibinin o kudreti karşısında secde etmek, küsuf namazı kılmaktır. Hı hı. Yoksa arkasından deprem olacak, bilmem şu felaket gelecek gibi evhamlara kapılmak değildir. Hı hı. Peki, reklamlar ardından tekrar burada olacağız. Ayrılmayın lütfen. Reklamların ardından tekrar sizlerle beraberiz. Telefonlarımız varmış hocam. Tamam. Müsaadenizle cevap verelim. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı yayınlar. Hocam da Allah başımızdan eksik etmesin diyorum öncelikle. Amin efendim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam benim çok kalabalık ortamlarda hani bana teklif edildiği zaman sesli Kur'an okuyamıyorum. Hani böyle hani toplumlarda okunur ya Yasin, evet. Yasin Beyler falan. Evet. Ben o ortamda sesli Kur'an okuyamıyorum. Bunun günahına giriyor muyum acaba? Hani çekiniyorum çok. Acaba diyorum kibire mi giriyorum farkında olmadan? Hı-hı. Soracaktım. Hocam, böyle Kur'an okudan ortamlar olduğunda, bir araya geldiğimizde Kur'an okumak için, kalabalıkta Kur'an okuyamıyorum, çekiniyorum. Bunun bir günahı var mı, günaha mı giriyorum diye merak ediyorum der hanımefendi. Yani kalabalıktan çekiniyor. Aha. Kur'an'ı yüksek sesle okumaktan çekiniyor, okuyamıyor. Kalabalıktan çekindiği için yüksek sesle okumuyor bir ortamda. Olsun, orada da kısık sesle okumak istiyorsa. Kısık sesle okusun. Mühim olan okusun. Şimdi sanıyorum söylemeye çalıştığı şu. Sırayla herkes bir şey okuyor. Hanımefendilerine tek rica ettiklerinde o kalabalığa, o kişilere söyleyemiyorum. Ben de mesela öyle olabiliyorum hocam. Böyle çekiniyorum. Sanki hakkını veremeyecekmişiz gibi düşünerek. Öyle değil. Belki öyle olabilir hanımefendi. O çekingenliği atmak lazım. Aha. Ben bu kadar beceriyorum. Esasen biraz önce söyledim ya Ayşe Hanım. Allah'ın kelamını çok okursak güzel okuruz. Güzel okulursak zevk alırız. O zaman başkası da dinlesin. Onlar da zevk alsın. Ne var yani? Hı hı. Ondan da hiç çekinmem. O yüzden bizim çok okumamız lazım. Hı hı. Veya o ezberimizde olan yerleri çok işlek, çok okundukça işlek hale gelir. Hı hı. Hı hı. Allah'ın kelamını çok okursak inanın stresimiz gider, sıkıntımız gider, hı hı. Huzur yağar, huzur. Kur'an okunan yere sekinet iner. Şu ayete bakın. İnnemel mü'minûnellezîne izâ zükrallâhu vecilet kulûbühüm. Müminler o kişilerdir ki Allah anılınca heyecanlanırlar. Allah'ın ayetleri okununca ruhlarında, gönüllerinde bir huzur meydan. Niye? Çünkü sekinet iner. Melekler etrafını kuşatır. Mukarrebu melekler topluluğunda rahmetle anılırlar. Benim tavsiyem hanımefendi, tenha yerde çok okumalı, çok okuyunca kendine güven gelecektir. Kendine güvenince toplum içinde de rahatça açıktan okuyabilecektir. Demek ki hanımlar bir araya gelince hadi siz şurayı okuyun, siz beraberce bu da paylaşmaktır, gayet güzel. Herkes birbirini dinler. Hı hı. Yok ben herhalde atağım olur. Toplum da beni kınar, psikolojisinden kurtulmak lazım. Hı hı. Buna rağmen okuyamıyorsam öyleyse dinleyici olurum. Hı hı. Yani bunu da kompleks haline getirmem yani. Peki. Var mı efendim başka sorumuz?
Başka bir sorum yok ama haddimi aşarak başka bir şey isteyeceğim ben hocamdan. Buyurun. Ben bir tane hocamdan böyle güzel, hani bir seferde okuyup anlayabileceğim bir Kur'an meali istiyorum. Kendi imzası olmasını istiyorum. Mümkün mü, gönderebilir mi acaba bana? Sırf imzası olsun, bir de güvenilir bir kaynak olsun diye. Hocam, güvenilir bir kaynak olması adına sizden hani bir Kur'an meali ister, bir de imzasını atsın hocamız der Kur'an'ın üzerine. Ne diyeceksiniz hocam? Bildan Hanım. Adresini arkadaşlarımıza bıraksın da. Hı hı. Öyle ben açıkça söyleyeyim, bakın. O Diyanet Vakfı'nın yaptırdığı bir meal var. Ben pek hoşuma gidiyor o. Hem bir cilttir, hı hı, hem de gerekli açıklamalar yapılmıştır. Sanki bir tefsir gibi gayet güzel, hoşuma gidiyor o. Hı hı. Ama benim susuzluğumu o gidermez denilirse bu sefer tefsirler akla düşer. Ama en kısa bir ciltlik kitap, derli toplu. Diyanet Vakfı'ndan. Yani bizim arkadaşlarımıza adresini yazdırırsa, hı hı, öyle düşüneyim. Peki, teşekkür ediyoruz Vildan Hanım. İyi günler diliyoruz. Bir telefonumuz daha var hocam. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Selamünaleyküm, iyi günler efendim. Aleykümselam. Hocama bir sorum olacaktı ama mümkün mü acaba? Buyurun İbrahim Bey, ne demek? Ya benim babam biraz işte 90 yaşın üzerinde de biraz hafıza kaybı var. Abdest alırken böyle yanlış abdest alıyor. Ne yapmam lazım onu öğrenmek istiyorum ben. 90 yaşında ve hafıza kaybı. 90 yaşın üzerinde, evet. Biraz da hafıza kaybı var. Aha. Efendim. Beyin felci geçirdi. Şimdi abdest alırken mesela ağzına su alacakken ellerini yıkayandan sonra ağzını yıkayacağı zaman yıkamadan kafasına mes veriyor. Ondan sonra kollarını yıkıyor. Ondan sonra ağzına mes alıyor. Buna ne yapmam lazım? Ben de tabii bir şey tarif edemiyorum. O üzülür diye. Efendim, ona dokunmayın. O nasıl yapıyor öyle yapsın. Tamam. Yani o artık mükellef olması onun tartışılır haldedir. Nasıl, aha, yapıyorsa öyle yapsın. Hiç dokunmayın ona. Aha. Hiç gönlünü kırmayın. Hocam, burada bir hocaya sordum. Siz tarif edin diye böyle şey yaptılar. O pek de ben tarif edemiyorum yani. Üzülür diye yani ben, şey yapmasın diye yani. Üzülür. Yani anlamadığını anlar. Yapamadığını, hafıza kaybını siz farkına vardığınızı fark edince rahatsız olur. Ya insan, evet, ya akılla mükelleftir. Hı hı. Artık yani onlar öyle bir bakın hadis-i şerif, inna Allah yuhibbu ebna'es seb'in ve yestahi min ebna'es semanin. Allah 70'likleri sever, 80'liklerden haya eder. Bu mübarek, Allah daha ömür versin 90'lık. Yani elbette hafıza kaybı olabilir. O yüzden gücü nispetinde mükelleftir. Gücünün üstünde sorumlu değildir. Siz rahatsız etmeyin adamı ya. Hı hı. Evet. Peki, var mı efendim başka? Peki efendim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Allah razı olsun size. Siz de efendim, çok bizden teşekkürler. Efendim. İyi günler diliyoruz. Bir telefonumuz daha var hocam. Alo. Evet. Buyurun, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Demir İzmir'den arıyor izleyicimiz. Buyurun Mehmet Bey, sizi dinliyoruz. Evet, ben sabah sormuştum da bu Tövbe Suresi'nde Bismillah yazmıyor ya. Ben onu kafama takıp nedenini öğrenmek istemiştim. Tekrar eder misiniz sorumuzu? Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresi'nde Bismillahirrahmanirrahim yazıyor başlarken. Hı hı. Ben onun nedenini öğrenmiştim. Yani o bir surede onda niye yok? Hocam, şimdi her şeyin bir usulü var, yeri var, adabı var. Şimdi mesela bakın, kurban keserken Bismillahirrahmanirrahim. Öyle der miyiz Ayşe Hanım? Hı hı. Yok, böyle değil. Bismillah deriz. Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim demeyiz. Hı hı. Ne demek Bismillahirrahmanirrahim? Rahmeti, merhameti dünyada her yere, her şeye olan, dünyadayken mümin olanlara ahirette merhameti olan Allah, hı hı, demektir. Şimdi bir taraftan hayvanın boğazına bıçak salıyorum. Hı. Bir taraftan da, hı hı, esirgeyen, bağışlayan Rabbim olmaz. Orada o söylenmemeli. Ya Bismillah denmeli orada. Mesela. O kadar. Hı hı. Rabbimin adıyla.
Allah adıyla böyle deyip keseceğiz. Yani şimdi bakın o sure ultimatom, bir meydan okuma müşriklere. Hı hı. Besmele'nin yeri değil ora. Hı. Öyle yani ultimatom. Öyle. O yüzden peygamberi, merhamet peygamberi ama yeri gelince tabii sertlik de var. Nusr ile yola gelmeyeni etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Milli marşımızda yahut da Akif öyle der ya. Hı hı. Kim demiş yumuşak huylu isem de, kim demiş uysal koyunum, fakat asla çekmeye gelmez boynum. Öyle dediği gibi, hı hı. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Orada bakın, evet şefkati var, merhameti var ama bir çılgın bana zincir vuracak olursa şaşarım ben ona. Hı hı. Nasıl bana zincir vurursun? Bakın vadileri yırtarım, enginlere sığmam, taşarım, hı. Dağları deler, geçerim. Ya bu Kur'an'ımız ve eddu lehum mestadatun min kuvve. Gücünüzün yetebildiği kadar düşmanlarınızı caydırıcı güç hazırlayın. Hazır olur cenge, sulhu salah istersen. Barış adamıyız ama namusuma, bayrağıma, şerefime göz dikecek olursan o zaman boğarım. Ha, boğamazsın ki hiç olmazsa yanımdan kovarım. Doğru dürüst dairemin kapısından gelene kapım açık. Ama yatak odasının penceresinden girene gücüm yeterse boğarım. Evet. Değil mi? Peki teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler diliyoruz Mehmet Bey'e. Hocam şurada bir soru var. O dikkatimi çekti müsaadenizle. Şimdi herkes bildiği bilmediği özellikle İslamiyet'e dair birçok konuda konuşmayı sever ya. Bu böyle olur canım, bu şöyle olur diye. Peki fetvayı kimler verebilir? Bir konuda yorumu kimler yapabilir ve bunun hükmü nedir? Onu merak ettim. Herhangi birinin bizim. Fes'elu ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız bilene sorunuz. Fetvaya en cüretkar olan, ateşe atılmaya en cüretkar olandır. Dinimizin emri neyse onu, yoksa böyle dinimizin emri olmadan kendi keyfimize, arzumuza göre değil. Bakın hem de Kur'an'da bir sure de Rabbimiz hem de peygamberini sıygıya çekiyor. Diyor ki ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığını nasıl haram kılarsın? Lime tuharrimu ma ehallallahu lek. Allah'ın sana helal dediğine sen nasıl haram dersin? Buna yetkin var mı senin? Allah peygamberini böyle sanki hesaba çekiyor. Hı hı. Yani peygamberimiz bir ara bal şerbeti bana haram olsun diyor da Allah sana onu helal kılmış. Sen nasıl haram kılarsın? Yani Kur'an'da böyle bazı ayetler var. Hı. Peygamberimizi hesaba çeker. Hı. Tabii bu da Kur'an'ın mucizeliğinin bir delili. Hı. Haşa, Kur'an'ı peygamberimiz yazmış olsaydı kendisini böyle hesaba çeken ayetler olur muydu? Şu bakın burada hesaba çekiyor. Sen nasıl böyle dersin? Senin böyle yetkin var mı? Sen eğer Allah şöyle emrediyor, böyle söylüyor diye elev tekavvela aleyna ba'dal ekavil, kendi kendine bir şeyler uydursaydın kalp damarını koparırdık senin. Hı hı. Ayet-i Kerime'ye bak ya. Allah şöyle emrediyor, böyle emrediyor diyerek kendiliğinden, hı hı. bir şeyler söyleseydin kalp damarını koparırdık senin ya. Evet. Evet. Sanıyorum sorumuzun cevabı evet. Mehmet Raşit Erol Beyefendi sormuşlar. O yüzden alındı. Bilen, güvenilen ve bir doktora gideceğim. Herhalde araştırırım değil mi? Evet. Araştırırım. Çünkü en kötü ihtimal doktor beni canımdan eder. Ama ben ilmine inanmadığım birisine gidersem
beni dinimden edebilir ya. Hocam aslında ulaşmak da doğru bilgiye çok da zor değil. Alo fetva hattı var mesela aklıma ilk giren. Sanıyorum bu oralardan alınmış da değil mi? Tabii Ayşe Hanım, Allah'a hamd edilecek bir şeydir. Bakın bu ülkemizdeki bu organizasyon hiçbir İslam ülkesinde yoktur. Ya yani müftülük teşkilatlarımız var, vaizlerimiz var, eğitim imkanlarımız var. Allah'a hamd ederiz. Yani bunları görmek lazım. Yani bu organizasyonları bir başka İslam ülkesinde görmeniz mümkün değildir. Evet. Yani peki, yetişmiş genellikle ya bir orta tahsilli yok. Yani orta tahsilli bir müftü yoktur Türkiye'de. Hep yüksek tahsilli. Hatta yüksek tahsil de yetmiyor. Çok defa ihtisas, uzmanlık da ya, olan kişilerden Diyanet İşleri Başkanlığı seçiyor ve görevlendiriyor. Ne güzel. Peki o zaman bu konunun da altını çizdik. Birçok kişinin de faydalanacağını düşünüyoruz, inanıyoruz. İnşallah hocam. Telefonumuz varmış. O zaman onunla devam edelim. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. Cumanız mübarek olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Konya'dan izleyicimiz. Hocamıza sorum vardı. Ben kızımın doğumuna gitmiştim. Kızım çığırdı ısrarla. Ve orada büyürüm de geldi. Beni istemediler. Hakaretler yaptılar ve sonunda beni dümürümle bir anda beni dövdüler. Ben kızımı orada koyup geldim. Sonra iki gün sonra kızım bıraktı geldi. Ben ama damadım da dövdü. Dümürüm de dövdü. Bunu affetmeme gibi şeyim var mı? Ve bu insan Ümre'ye gitmiş. Onu duyduk. Şu peki, anda da zaten boşanma dilekçesi bile de sunuldu. Ben onu affetmeme gibi durumum var mı diye sormak istedim. Peki bir şey soracağım. Boşanma sebebi nedir? Yeni doğum yapmış kızınız. Evet. Yani sizinle olan durumdan mıdır? Siz neden bu hale geldiniz? Neden sizi istemediler doğumhanede? Neden kovdular? Şimdi hani boşanma yani, sebebi bu mudur? Hiçbir dümürümle olsun, damadımızla olsun hiçbir nizamız cezamız yoktu. Herhalde kızımı bizden kıskandılar, bizden koparmaya çalıştılar. İşte bu, işte bana dedi, ben bunu satın aldım dedi, bundan sonra görüştürmeyeceğim dedi. Yani kanı bozuk, sütü bozuk, her lafı bana konuştu. Ve şimdi de zaten mahkemelikteyiz. Şimdi de hiç olmadık şeyler yazmışlar listeye, mahkeme kayıtlarına. Duyunca da zaten şok olduk. Şok olduk yani, bilmiyorum bunu. Bir de Ümre'ye gittiğini duydum. Ve kızımın hakkı var mı onun Ümre'ye gitmesinde? Yani bilmiyorum şimdi, bunları sormak istedim. Bir de şimdi ben namaz geçmiş borcu, namaz borcum çok. Geçmiş namazı kılmak istiyorum. Bir de namaz kılarken şimdi vakit namazlarımı kılıyorum ve namazı kıldım mı can kesikliği hissediyorum şöyle vücudumda. Hepatit B taşıyıcısıyım, kazlık taşıyıcısıyım ve bunu bazen oturarak, geçmiş namazımı oturarak bazen kırıklı kılabilir miyim? Hocamızı sormak istedim. Hocam, kızım doğum yaptığında hastaneye gittim yanına doğuma. Fakat damadımın ailesi beni istemedi, dövdü, kovdu der. Bir süre sonra da kızı zaten evi terk etmiş, annesinin evine dönmüş. Boşanma davası açtık. Ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili diye sorar. Bir de bir sorusu daha da onu da isterseniz birazdan sorayım. Bu soruyla başlayalım. Efendim, tabii bunlar hiç neresinden tutar, neresinden alırsın. Gelin hanımın annesi bir başka yerden geliyor doğum münasebetiyle. Şimdi bu kadın kovuluyor, dövülüyor, şiddet uygulanıyor. Yani hizmet edilecekken, hoş hatır edilecek iken böyle yapılıyor. Bu hanım elbette kırılır ama فَمَنْ عَفَى وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Rabbimiz kim affeder, durumu düzeltirse onun ecri, ücreti Allah'a aittir. Ama illa yakın, sıkı münasebet kuracak diye de bir şey değil. Rastlayınca da konuşmamış gibi bir şey olmaz.
keşke düzeltilse de boşanma işinden vazgeçseler karşılıklı. Bakın demek ki umreye gidecek kadar da yani Kabe'ye, Allah'a bağlılığı olan, güzel tarafı da olan insan. Hı hı. Ama öbür tarafta da bakıyorsun bu ikisi nasıl bağdaşır? İyi iletişim kuramıyoruz herhalde. İyi iletişim kuramıyoruz birbirimizle. Güzel hı hı. anlaşamıyoruz. Acaba iyiye doğru gidilemez mi? Boşanma işinden vazgeçilemez mi? Taraflar birbirini kıracağına, birbirine saygıyla, sevgiyle yaklaşamazlar mı? Yani bir kere onu aramak lazım. Onu aramak lazım. Hı hı. Ondan sonra olmuyorsa, ileriye gidilmiyorsa, geriye gitme hemen peşin şimdi düşünmemeli. Hatta büsbütün ben uzaklaşacağım diyeceğine herhalde bir yanlış anlama, değerlendirme oldu diyerek yani sevgiyi, güzel akrabalığı ileri götürmek düşünülse daha güzel, ideal olan odur diye düşünüyorum ben. Hı-hı. Ya. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler diliyoruz. Reklamlar. Ama hayır şeyi kaldı. Buyurun. Reklamlardan sonra. Reklamlardan diyorsun, sonra tamam. Diğer soruya cevap verelim o zaman. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen. Reklamların ardından programımız devam ediyor. İzleyicimiz Hatta Hocam ikinci bir sorusu vardı. Onunla tamam. Devam edelim müsaade ederseniz. Alo. Alo. Düşmüş. Peki. Sorusu hocam sanıyorum kaza namazları ile ilgili. Namaz kılıyorum. Hepatit B sıkıntım var. Kaşınıyorum mu demişti. Ne diyeceksiniz? Ne yapalım? Yani ne tavsiye bura, edersiniz? Diyelim ki şura kaşındı. Bir defa kaşır. Onun zararı yok ama durmadan kaşıma durumu olur da dışarıdan bakan bu kişi namaz kılmıyor diyecek hale gelirse namaz bozulur. Öyle değil de hani bir defa iki defa kaşıdı öyle geçiyorsa hala. Yoksa dışarıdan bakan herhalde bu kişi namaz kılmıyor diyecek şekilde olursa namaz bozulur o zaman. Peki. Peki Osman Hocam sorularımızla şöyle devam edelim. Cinsiyet değiştirmenin hükmü İslamiyet'te nedir hocam? Efendim Allah insanları erkek ve dişi iki cins olarak yaratmıştır. La tebdile li halqillah. Allah'ın yarattığında da bir değişiklik yok. Kadın kadın olarak, erkek de erkek olarak değerlidir. Hı hı. Yani kadının mevkii, annelik, zevcelik. Evet. Onlar ne güzel mevkilerdir. Erkek de erkek olarak kıymetli. Hı hı. Kadınlaşan erkek, erkekleşen kadına rahmet peygamberi iyi bakmıyor. Sıcak bakmıyor. Kadınlaşan erkeğe, erkekleşen kadına. Yani erkek kadına benzemeye, kadın da erkeğe benzemeye özenmemeli, gayret etmemeli. Erkekken kadın, kadınken erkek haline gelmeyi de düşünmemeli. Allah'ın yarattığı neyse o. Ama bazı istisnai durumlarda cinsiyet yaratılıştan tam belirmemiş olabilir. Hı hı. Erkek mi, kadın mı? Tedavi yoluyla zorunlu değişiklik yapılabilir. Dinin sakınca yoktur. İslam tedaviyi emreder. Hı hı. Evet efendim. Peki, telefonlarımız var hocam. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hocamın saygı, sevgi, hürmetle ellerin ayaklarından öpüyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Hocam ben Konya'dan arıyorum. Ben size bir sorum var. Bir de namaz hakkında yaptıklarımı sormak istiyorum. Evet efendim. Buyurun. Dinliyoruz. Hocam dualar kaderi değiştirir mi? Bir, efendim bir de ben MS hastasıyım. Oturduğum yerde zor oturuyorum. Eğrilip doğrulamıyorum. Zaten yürüyemiyorum. Ben namaz kılacağımda kıbleye dönüp niyetimi ediyorum. Allah'ım eksiklerinle sen kabul et diyorum. Ondan sonra da önüme dönüyorum. Çünkü
öyle denk geliyor hocam. Yani kıbleye doğru dönüyorum, namaz kılacağım da niyetimi ediyorum, kafamı ona çevirmek zorunda kalıyorum. Evet. Evet. Soruyu al. Yani evet, caiz mi? Neyil? Yani çok merak ediyorum efendim, hocam. Bir kere Allah şifa ihsan eylesin. Amin. Ve bu hastalığınızdan dolayı Cenab-ı Hak mecur eylesin inşallah. Amin. Şimdi yaptığınız şey normal. Kıbleye yöneliyorsunuz. İma ile namazı kılıyorsunuz. Gayet güzel. Bunda diyecek hiçbir şey yoktur. Öteki birinci sorunuz, dua kaderi değiştirir mi? Bakın, kader nedir? Ezelde ta vaktinden önce Rabbimizin olacak şeyleri bilmesine kader diyoruz. Hı hı. Ezelde Rabbimiz şunu da biliyor. Bir zaman şöyle dua edeceğim. Onu bildiği için kaderde o şekilde yapılmıştır. Yani demek ki dua aynı zamanda kaderi değiştirmesi bu tarzda oluyor. Hı hı. Evet efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz efendim. Bir telefonumuz daha var tamam. Hocam. Alo. Alo, iyi günler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çorlu'dan izleyicimiz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Evet, yanımıza. Benim de sağ olun, hoş bulduk. Benim de hocama sorum olacaktı. Bir böyle kelimeyi şehadet getirince Muhammed Resulullah dediğimizde elimizin... Pardon. Telefondan, sanıyorum telefonu kendinizden uzak tutuyorsunuz ya da böyle bir boğukluk var. Ha, evet. Ha, tamam, şimdi daha iyi geliyor. Ha, peki, sağ olun. Şimdi kelime-i şehadet getirirken Muhammed'e Resulullah dediğimizde elimizi yüzümüze vuruyor, çalıyoruz. Bundan peygamberimiz rahatsız oluyor mu? Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ben bunu öğrenmek istiyorum. Hı-hı. İkinci sorum şu olacak. Bir kişi vefat ettiğinde Hoca Efendimiz onu defne ettiği zaman mevtala baş başa kalıyor. Evet. Talkın ediyor. Bu Hoca Efendi bu mevtanın hangi amelle gittiğini biliyor mu, bilmiyor mu? Hı hı. Evet. Bir sorum, hani fazla zamanınızı almıyorsam şey soracağım. Böyle bir evde Kur'an okurken okuyan kişi yanlış okursa onu orada düzeltebiliyor muyuz? Yoksa Kur'an bittiğinde bunu ona hani burada yanlış okuyorsunuz dememiz daha mı doğru olacak? Hocam, ilk soruyla başlayalım. Kelime-i şehadet getirirken Muhammeden Resulullah dendiğinde elimizi yüzümüze götürdüğümüzde Peygamber Efendimiz bundan rahatsız olur mu diye bir soru sordu. Ben de Hazreti Muhammed'in ismi anıldığında elimizi göğsümüze koyduğumuzu biliyorum. Ne diyeceksiniz hocam? Efendim, Eşhedü en la ilahe illallah. Ne demek? Allah'ım şahitlik ederim, senden başka hak mabut yok. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şahitlik ederim, Peygamberimiz Allah'ın elçisidir. Peygamberimizin adı geçince dediğin gibi milletimiz böyle elini kalbinin evet, üzerine koyar. Hı-hı. Yani bakın, İslam tarihi yazarı merhum Mustafa Asım Köksal Hoca Efendi'den dinledim. İslam tarihi yazdı. Hı hı. Pakistan devleti de birincilik ödülü vermek için oraya davet etti. Merhum devlet başkanı Ziyaul Hak'la beraber oturuyoruz diyor. Peygamberimizin adı geçince bizim kültürümüzde Allahümme salli ala Muhammed. Milletimiz böyle eder. Hı hı, elini kalbinin üzerine koyar. Allahümme salli ala Muhammedin ve alalim. Ziyaul Hak ise şöyle ediyordu. Allahümme salli ala Muhammedin ve alalim. Allahümme salli. Ya koskoca devlet başkanı Efendimizin adı söylenince kucaklıyor gibi böyle salatü selam okuyor. Hakikaten merhum Ziyaul Hakk'ı Efendimizin kabrini ziyaret ederken ağlayarak ziyaret etmişti. Mevla makamını cennet eylesin. Amin, amin. Şimdi o yüzden
yani o elini yüzüne sürmesinden, kalbine koymasından hiç alınmayalım. Peygamberimiz bundan rahatsız olmuyor. Hı hı. Evet. İkinci sorusu, kişi vefat ettiğinde, defnedildiğinde başında imam bulunur, hoca bulunur ve ona talkın verir. O sırada kişinin amelini bilir mi diye sorar. Bilemez efendim. Ben şahsen çok yaptım o görevi. Ben yaptım. Ben nereden bileceğim? Hı hı. Yani o kabir hayatı ayrı bir alem. Mesela şurada birisi yatıyor. Atan adam uyuyor ve rüyalar görüyor. Biz dışarıdaki bilir miyiz? Hı hı. Ne rüya evet. görüyor? Ayrı bir alem. Yani o bize kapalı. Bilmiyoruz. Yani mezardakini de İmamın bilmesine hiç imkan yok. Hı hı. Ama biz orada güzel sözler söylüyoruz. O güzel sözler, öyle güzel sözler ki Ayşe Hanım, onu ölüye değil diriye söylememiz lazım. Neler söylediğimizi söyleyeyim bari ben. Mesela şimdi bakın, Ahmet adında biri vefat etmiş. Ne diyorum? Ya Ahmet, yebne Fatıma, Fatma Hanım'ın oğlu Ahmet. Üzkur ma kunt aleyhim in şehadeti en la ilahe illallah. Ahmet, hatırla ki sen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh inancı üzere yaşamış idin. Allah'ı Rab bilirdin. Hazreti Muhammed aleyhisselamı Allah elçisi, Kur'an'ı rehber, Kabe'yi kıble, müminleri kardeş bilirdin. Ayşe Hanım, bunlar pırlanta sözler yahu. Evet. Yahu bunu biz ölüye söylüyoruz yahu. Hesap çekildi. Yahu diriye söyleyelim. Bak bir daha altını çizeyim. Aha. Ahmet, Allah'ı Rab bilirdin. Hazreti Muhammed aleyhisselamı Allah elçisi, Kur'an'ı rehber, Kabe'yi kıble, müminleri kardeş bilirdin. Ahmet, de ki dinim İslam, kitabım Kur'an, Peygamberim Hazreti Muhammed aleyhisselam. De ki ölüm haktır, dirilme haktır. Hesap haktır. Yerlerin, göklerin, doğuların, batıların sahibi olan Allah, bu zatı burada yalnız bırakma. En güzel dost, en güzel sahip sensin Allah'ım. Lan ne güzel sözler değil mi? Hı hı. Hakikaten ölünün de, yani son telkin o. Bakın aslında doğduğunda bir kulağına ezan, bir kulağına kamet okuruz. Demek bak, doğumunda başladı telkin, ölümünde devam. Doğumundan ölümüne kadar. İşte bizim eksiğimiz bu. Hı hı. Biz bunu sembolik olarak doğunca yapıyoruz, ölünce yapıyoruz ama asıl arada yapmamız gerekir. Delikanlılığında yapacağım. Hı hı. Hı hı. Ya yaşlılığında yapacağım. Onları yapmamışım. Öyle olunca birçok problemler, birçok sıkıntılar oluyor. Hocam, hani hep derler ya, yaşlanayım, her şeyi yaşayayım, işte emekli olayım, ondan sonra Kabe'ye gideceğim. Kimse, gerçi yarının garantisi hiç kimse de yok, bilemez ama baktığınız zaman aslında ibadet gerek Kabe'de ümre olarak, hac olarak, gerek yaşadığımız topraklarda ibadetin en lezzetlisi aslında gençken olan, değil mi hocam? Tohum zamanında ekilir. Ömür bahçesinin gülü solmadan. Uyan hey gözlerim, uyan. Ecel bir gün bize devran salmadan. Uyan hey gözlerim, uyan. Mevlana diyor, hep yarın yaparım diyorsun. Nice yarınlar geçti, sen hala yapmadın. Çabuk. Hı hı. Ömür güneşi ölüm kuyusuna dikildi. Çabuk. Hı hı. Ya. Evet. Peki hocam, izleyicimizin bir sorusu daha vardı. Kur'an-ı Kerim'i okurken birisi yanlış okuduğunda onu uyarmalı mıyız, düzeltmeli miyiz, bekleyip sonunda mı uyarmalıyız, ne yapmalıyız? Ayşe Hanım, şimdi bir sofrada yemek yiyorlarmış, biliyor musun? Evet. Birisi önünden yemiyor, karşı taraftan alıyor filan. Sofrada oturanlardan biri diyor ki, önünden yemek sünnettir, başka yerden yemek mekruhtur diyor. Hı hı. Bu da cevap veriyor, evet. Önümden yemeyip başka yerden yemem mekruhtur. Ama bu toplum içinde senin de beni bozman ekrehtir. Mekruh çirkin, ekreh daha çirkin. Hmm. Yani şimdi toplum içerisinde siz Kur'an okudunuz, ben de kabaca
Ayşe Hanım olmadı orada Ayşe Hanım tekrar edin. Siz şimdi perişan oluyorsunuz. Halbuki okuduktan sonra Ayşe Hanım şurayı şöyle okudunuz, şöyle okursanız daha doğru olur. Siz de o zaman kırılmazsınız değil mi? Böyle yapmalı. Bu nezaketi muhafaza etmeliyiz ya. Peki. Teşekkür ediyoruz o zaman izleyicimize. Bir telefonumuz daha var hocam. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm buyurun selam. Efendim. Hocamıza bir sorum, iki sorum olacaktı. Dinliyoruz evet, efendim. Tabii ki vaktini almazsam. Estağfurullah. Estağfurullah buyurun. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim. Hocam bir asi evlada durmadan bir anne Allah'ım canını al derse bunun günahı var mıdır? Birinci sorum bu. Evet. İkinci sorum bir ölen kişinin arkasından devrine oturulacakmış. Bunun aslı var mı? Yemin kefareti, oruç kefareti diyerek. Evet. Ölen kişinin. Devir var mı diye onu tamam. Soracaktım hocam. Efendim tamam mı? Başka sorumuz tamam. Var mı efendim? Bak bir de hocam kanserden ölen kişi şehitler mertebesine mi? Diğer diye soracaktım. Hakkınızı helal edin hocam. Helal olsun efendim. Allah razı olsun. Sağ olun. Cümlemizden evet. Teşekkür sağ ediyoruz olun. Efendim. İlk sorusu asi evlada beddua etmek günah mıdır diye sorar. Beddua etmek doğru değil. Efendimiz evlatlarınız için beddua değil dua ediniz. Yani kötüye beddua etme, daha kötü olur da başına bela olur. Aha. Dua dururken niye beddua edelim efendim? Yani bakın bir Almanya'da bir kardeşimiz hasta, ziyaretine vardım Ayşe Hanım biliyor musunuz? Buyurun. 6 yıldan beri yatıyor öyle. Gözü bakıyor, baba yiğit yapılı bir insan. Konuşmuyor, kalkmıyor, yemiyor, içmiyor. Hep böyle ilaçla besleniyor. Bir eşi, iki tane de Alman hemşire 24 saat bu kişiyle ilgileniyorlar. Hı hı. Eşine dedim, peki bu Alman hemşireler üşenmiyor mu? Hocam, ben ağlıyorum, onlar ağlıyor. Hem ağlıyoruz, hem bakıyoruz. Yani bu hasta da Cenab-ı Hak cümle hastalarımızla birlikte ona da şifa ihsan eylesin. Amin. Hakikaten caminin yapılmasına filan da delalet etmiş bir adamdı. Peki ne gördün, ne biliyorsun dedim. Hocam diyor, bu benim eşim devamlı şöyle dua ederdi diyor. Ya Rabbi bana dünyada bela ver. Ahirette verme. Hı hı. Ya birisi de Peygamberimizin zamanında böyle dua ediyor, böyle dua etme diyor Efendimiz. Dayanamazsın. Afiyet iste ya Allah'tan sağlık iste, mutluluk iste. Hı hı. Sağlık, mutluluk istemek dururken bana bela ver diye dua ediyor. Evet. Yani bu mübarek işte hemşehrimiz de ya Rabbi bana dünyada bela ver, ben ahirette katlanamam. Diye dua ederdi diyor. Şunu demek istiyorum ki hanımefendi, yaramazlık yapan çocuk için anne beddua değil, dua etmeli. O bir. İkinciye geçelim. İkincisi devir. Ölünün arkasından devir diye sorar. Efendim bakın oruç, diyelim ki mal varlığı varsa, vasiyeti de varsa oruç borcunu öderiz. Namaz için bakın, tutamadığınız oruçlar için fidye verin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ama kılamadığınız namazlar için fidye verin böyle bir emir var mı? Yok. Yok. İşte bazı ulema oruç nasıl bir ibadet? Namaz da öyle bir ibadet. Öyleyse namazı da ona benzetelim. Her namaz için bir fidye. Ama her namaz için bir fidye kaç yıllık namaz? Öyle para pul yetmez. Ne yapalım? Şöyle 1 milyon lirayı buraya koyalım. Onu da bir mendile sarıp oraya oturup kabultü ve heptü. Kabul ettim, bağışladım. Kabul ettim, o adam namına bağışladım.
Yok, buna gerek yok. Yani demek imkan nispetinde ben ne kadar para vereceğim, verebileceksem mecbur da değilim. Onu çevredeki fakirlere veya akrabalara o yardımı o kişi namına namaz borçları, yemin borçları için vermeliyim. Yoksa böyle bir devir muamelesi yapmamıza gerek yoktur. Hanımefendinin üçüncü sorusu da kanser olanlar, kanserden hayatını kaybedenler şehit midir diye sordu. Cenab-ı Hak cümle hastalarımıza Şafi ismi şerifi hürmetine şifalar ihsan eylesin. Tedavisinde muvaffak olamadığımız, acze düştüğümüz hastalıklarla vefat edenler inşallah şehit olurlar. Şehit olunca tabii akrabalarına da yardım söz konusu. Genç yaşta düşünün ki, genç yaşta bile bile göre göre ölüme gitmek kolay değildir. Ne kadar öldükten sonra dirilmeye inanıyorsak inanalım, durum böyledir. Evet, inşallah şehit olur. İnşallah. Peki, teşekkür ediyoruz. Reklamlar ardından tekrar buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen. Amin hocam. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin, Rahmansın, Rahimsin, Erhamer Rahiminsin, Rabbül Aleminsin, Ahkemül Hakiminsin. Gönüllerimiz senin elinde, mülk senin elinde. Ya Rab, gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Gönüllerimizi sürur, hanelerimizi huzur, ülkemizi bereketle doldur. Ya Rab, toprağın üstünde aziz ettin, toprağın altında zelil etme. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Şehidimizin kanından rengini alan, bayrağımızın rengini soldurma. Gönderlerimizden indirme, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'ım.